olay. Ses başıma, ses başıma, püskülü ben olayım. Herkese yeniden merhabalar. Ben Sema, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mezuniyet makyajı yapacağız. Mezuniyet makyajı sanırım bu ikinci videom. İlk videomu da şöyle şuraya eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Ora mıydı, bura mıydı? Buraydı galiba. Neyse işte. Size böyle ekleyeceğim. Oralardan bakın. O video da çok başarılı, çok güzel olmuştu. Şimdi bugün de o videonun tam tersine farklı bir makyaj yapmak istiyorum. O videoda daha çok böyle kahve ve siyah tonlarını kullanmıştım. Bu videoda da biraz böyle daha böyle pembemsi gibi desek. Ya da işte ne bileyim böyle şu kırmızı keplere yakışacak tonda bir şey olabilir. Bu arada bu kep benim lisede giymiş olduğum kep. Lise mezuniyetimizde giymiştik bu keplere. O zaman tabii biz satın almıştık da şu an nasıl oluyor bilmiyorum. Yani şimdi direkt makyaja geçeyim. Birazcık da makyajla sohbet ederiz. Bu böyle benim gözümün önüne mi gelecek? Şunu arkaya atayım. Evet. Bugün baz olarak Farmasi'nin bu VFX Pro isimli Strobing kremini kullanacağım. Bu Strobing kremi ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Kapak gitti o tarafa. Şöyle birazcık alıyorum. Bu böyle ışıltılı ve cildi nemlendirmeyi vaat eden bir krem. Cildinizi hem nemlendirmeyi hem de ne bileyim böyle cildinize güzel bir ışıltı vermeyi sağlıyor. O yüzden ben bunu çok sevdim. Gerçekten çok başarılı buldum yani. Şu an mesela cildimdeki yansımasını görebiliyorsunuz. Ve cildim çok kızardı şu an. Şimdi birazcık da böyle gözenek problemimi aza indirmesini istediğim için Essence'ın Prime and Studio isimli bu primerını kullanacağım. İçerisinde siyah kil var diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam eğer. O yüzden rengi bu şekilde gri. Böyle gözeneklerimin olduğu kısımlara ve fondötenimin kalıcılığının yüksek olmasını istediğim kısımlara uygulayacağım. Şimdi fondöten olarak benim çok güvendiğim ve şiddetle herkese önereceğim bir fondöten var. O da L'Oreal'in Infallible serisindeki bu 24 saat kalıcılık vadeden ürünü. Bu ürün bence herkesin cildine güzel olabileceğini düşündüğüm kuru, yağlı ciltlere bile önerdiğim bir ürün. Şöyle akışkan bir yapısı var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ilk olarak şöyle elimle cildime yerleştireceğim. Daha sonra fırçayla dağıtacağım. Bir far bazına ihtiyacımız var. Ben Wet n Wild'in Photo Focus kapatıcısını alıyorum. Şöyle göz kapağımın nötrlemesi hem de far bazı görevi görmesini istediğim için bu işlemi yapıyorum. Şu an elimde aslında far bazı var. Farmasinin far bazı. Fakat ben onu çok kuru bulduğum için, göz kapaklarım inanılmaz kuruttuğu için kullanmıyorum. Sadece şu an böyle kapatıcımı far bazıymış gibi düşünerek tüm göz kapağımı güzelce yediriyorum. Far paleti olarak bugün sizlere böyle 3-4 tane far paleti önereceğim. En uygun olarak yine Wet n Wild'ın bu görmüş olduğunuz Comfort Zone isimli far paleti. Bu far paleti hem gece hem de gündüzü çok güzel uyarlanabildiği için bu far paletiyle makyajınızı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve yine Wet n Wild'ın Rose in the Air. Şu an benim elimde o yok. Fakat 20 lira diye hatırlıyorum fiyatına. Aşağı yukarı öyle olması gerekiyor. Ona da bakabilirsiniz. Onunla da çok güzel böyle makyajınızı yapabilirsiniz. Coco Chanel'in şöyle bir far paleti var. Bu da yine içinde çok güzel renkleri barındıran ve bence tam bir mezuniyet gününde yapabileceğiniz renkleri içeren bir far paleti. Bu da uygun diyebiliyorum. Bunu da alabilirsiniz. En garanti olsun, içinde her şeyi bulundursun diyorsanız eğer birazcık pahalı diyebiliriz. Yani birazcık değil, bence pahalı. Ama şöyle düşünürsek içinde allığı var, bronzeru var ve aydınlatıcısı var. Diğer ürünleri almak yerine bir tek bunu alıp hem far hem de bütün yüz makyajınızı yapabilirsiniz. Çünkü hepsi inanılmaz başarılı ve gerçekten çok beğendiğim ürünler diyebilirim. Bugün ben makyajımı The Balm'ın bu görmüş olduğunuz far paletiyle yapacağım. Şuradaki rengi tüm göz kapağıma uygulayacağım. Hem oradaki uygulamış olduğumuz kapatıcıyı güzel böyle sabitlesin. Hem de diğer farları daha kolay
dağıtabilmemizi sağlasa şöyle tüm göz kapağıma uyguluyorum. Şuradaki renge tüm göz kapağıma bir geçeceğim. Orada böyle sıcaklık olsun, geçiş olsun istediğim için. Şu şekilde tüm göz kapağıma geçiriyorum. Ve pigmenti bence çok başarılı bir palet. Yani öyle çok basit bir palet değil bence. Evet, şimdi bu şekilde tüm göz kapağıma uyguladım. Silik markasının şöyle bir ürünü var. Bu bildiğiniz liquid matte ruj. Fakat ben bunu şimdi far olarak kullanacağım. Siz de elinizin altında bu şekilde ışıltılı bir ürününüz varsa onu far gibi kullanabilirsiniz. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu bu şekilde göz kapağıma iyice yayacağım. Bu böyle aslına bakarsanız çok da böyle yumuşak bir ürün. Hani çok pigmentli bir ürün değil, şimdi göreceksiniz. Ben sadece şimdi üzerine uygulayacağım farların da biraz böyle yoğunluğunu arttırmak için de bunu uyguluyorum. Birazcık böyle ışıltı vermesini istediğim için de uyguluyorum. Daha böyle sanki ıslak duruyor göz kapaklarınız. Bu etkisini sevdiğim için bunu böyle uygulamayı seviyorum açıkçası. İşte sıcak tonlu bir allık var. Biraz daha böyle lilaya kaçıyor rengi. Bunu şu dış köşelerime uyguluyorum. Gördüğünüz gibi allıkları bile far olarak kullanıyorum. Çünkü gerçekten güzel, hoş bir palet. Birazcık böyle ışıltı katmasını istediğim için de şuradaki rengi böyle göz pınarlarıma uygulayacağım. Oraya böyle birazcık ıslaklık ve böyle birazcık ışıltı versin istediğim için uyguluyorum. Hem de alta uyguladığımız rengi daha çok belirginleştirecek. Şimdi gelelim eyeliner'a. Bugün eyeliner çekeceğiz. Özel gününüz sonuçta, bence eyeliner olmalı diye düşünüyorum. Bugün eyeliner olarak Maybelline'in Hyper Precise All Day isimli bu eyeliner'ını kullanacağız. Bu eyeliner bence kolay, en basit çekilebilen bir eyeliner. Herkese önerebilirim. Çok rahatlıkla ve çok kolay bir şekilde ince bir eyeliner çekebilirsiniz bununla. Hem de simsiyah. Şu aynamı biraz yakın alayım. Şöyle birazcık yakına geldim. Daha net bir şekilde yaptığım eyeliner'ı rahat bir şekilde görün diye. Gözümü kapatmıyorum. Yani eyeliner çekerken gözünüzü kapatırsanız eğer, açtığınız zaman eyeliner'ınız yamuk duracaktır. Bu yüzden gözünüz açıkken ilk olarak şu alt kısma bir çizgi çekin. Evet, şimdi alt kısma çizgiyi çektim. Daha sonra şuradan tutup iç kısma kadar bu eyeliner'ımı çektim. İç kısmı boş kalabilir. Oraları dolduracağız. Daha sonra şöyle uç kısmını birleştiriyorum. Bu arada göz tipinize hangi eyeliner daha çok yakışıyorsa o eyeliner'ı kullanın. Bana yarım eyeliner her zaman daha çok yakışır. Yani bu uç kısımlara kadar getirdiğimiz eyeliner'dansa yarım eyeliner her zaman daha hoş olur. O yüzden yarım çektim ve içini dolduruyorum. Şimdi eyeliner'ımı çektim. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel oldu. Şimdi buna da aynı şekilde çekeceğim ve geleceğim. Evet, şimdi eyeliner'ımı da çekip geldim. Şimdi maskaraya geçeceğiz. Maskara olarak bugün ne kullanacağım? Hemen onu göstereyim. Şimdi bugün maskara olarak size kesinlikle herkese önerdiğim Maybelline'in Lash Sensual isimli bu maskarası. Ya da Avon'un bu görmüş olduğunuz Mark False Lash isimli maskarası. Bence ikisi de çok 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 başarılı ve bence ikisi de gerçekten kirpikleri inanılmaz volüm yapan maskaralar. Uçları bu şekilde. Şimdi maskaramı uyguluyorum.
kapatıcı olarak Wet n Wild'ın foto fokusundan şöyle çok az göz hatlarımı birazcık böyle nötrlemek istediğim için uygulayacağım. Çok az. Eyeliner'ınızın altından geçerseniz eyeliner'ınız daha keskin ve daha güzel durur. Göz hatlarımı ise Rimmel London'ın bu transparan pudrası ile hemen şöyle çok az bir sabitleyeceğim. O da böyle çizgilere dolmaması için. Şimdi şuradaki pembeyle şu kahveyi karıştırıyorum ve kepik diplerimi. Şuradaki aydınlatıcıyı göz pınarlarıma uyguluyorum. Şimdi kaşlarımı tarayacağım. Kaşlarım için Farmasi'nin Brow Design isimli bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu bence gerçekten çok güzel kaşlarınızı belirginleştirir ve sabit kalmasını sağlar. Ya da işte Yasemin benim birazcık kaşlarımı doldurmaya ihtiyacım var diyorsanız eğer, size şöyle Minoso'nun hem eyeliner hem de kaş pomadı olan yani arkası kaş ürünü olan bu ürünü alabilirsiniz. Eyeliner'ınızı da aradan çıkarmış olursunuz. Bence ikisi de gayet başarılı. Bugün kontür ürünü getirmemişim. Hemen buradaki bronzer'ı alarak. Evet, tam diyordum ki bronzer olarak bugün yine bu paleti kullanacağım diyordum. Ama kameranın süresi dolmuş. Neyse çok bir şey yapmadım. Fırçamla biraz böyle elmacık kemiklerimi belirginleştirmesi için çok az uyguladım. Çok fazla uygulamadım çünkü bu ürünün biraz böyle gri alt tonlu bir ürün olduğu için çok uygulandığı zaman çamur gibi durabiliyor. Uygulamakta dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi burnuma kontür yapıyordum. O sırada baktım süresi bitmiş. Hemen açtım. Şöyle burnuma da çok az uyguladım ve onu da güzelce dağıttım. Bu anlık olarak bu paleti kullanabilirsiniz. Yani hani tek bir palette bütün makyajınızı yapabilirsiniz. L'Oreal'in Life Epic isimli bu allığı çok çok doğal ve çok güzel duran bir allık. Bunu da kullanabilirsiniz ki şu an makyajımıza da uyuyor bence. Yine Avon'un makyajımıza uyduğunu düşündüğüm şöyle bir allığı var. Ve sonra Catrice'in Blush Box isimli şöyle bir allığı. Bu da çok doğal ve çok güzel bir allık. Bugün hangisini uygulayacağım? Emin olabilirsiniz ki bilmiyorum. Bugün o zaman yine bu paletle gidelim. Bu paletle yapalım bütün makyajımızı. Hem de elinizde bu palet varsa sizin için de çok iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle biraz allıktan ikisini karıştırdım bu arada. Tek kesinlikle kullanmadım. Ve şöyle biraz da bronzerımın üzerine taşırıyorum ki orada böyle güzel bir geçiş olsun. Highlighter olarak uygun fiyatlı önerebileceğim sizlere şu an yanımda getirmemişim. Fakat şey var. Gabrini markasının 01 numaralı ürünü var. Onun da yine aşağıda şeyini bulabilirsiniz. Şimdi ben bugün yine o zaman bu paleti kullanayım. Ucuna ve dudak üzerime. Çok fazla uygulandığı zaman simsim durabiliyor. Ona kesinlikle dikkat edin. Yani öyle aşırı uygulamamaya özen gösterin. Çünkü öyle olursa simsim durabiliyor. O gün Liquid Matte Rouge kullanmak istemeyebilirsiniz. O yüzden sizlere hemen böyle beğendiğim ve gerçekten hani güzel olduğunu düşündüğüm hem nude hem de böyle kahve tonlarını içeren şöyle bir Maybelline'in Melted Chocolate isimli matte bu 986 numaralı ürünü var. Bu gerçekten çok güzel ve şu an makyajımızda da bence uyumlu olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten çikolata gibi kokuyor. Buna bakabilirsiniz. Daha sonra Avon'un yeni çıkarmış olduğu serideki Nude serisindeki bu Marshmallow Mocha isimli. Marshmallow Mocha
isimli bu ürünü kullanabilirsiniz. Yine Nude serisindeki Nude Suit isimli bu ürünü. Bence efsane bir ruj. Ve çok beğendim ve gerçekten herkese yakışabilecek tonda bir nude ruj. Niye konuşamıyorum bugün ben? Birazcık daha böyle sema hafif tutayım diyorsanız eğer The Pink Alice markasının Nude Kiss olması gerekiyordu. Kiss isimli bu ruju. Bence gerçekten çok ama çok hoş bir ruj ve makyajınız abartılıyken şöyle size hafiften göstereyim. Dudaklarınızı nötrleyebilecek bir ruj. Yani dudaklarınızı daha hafif tutabilecek bir ruj. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Yani bunu o gün tercih edebilirsiniz. Belirgin olsun, daha böyle hoş dursun diyorsanız eğer NYX markasının artık bu uygun fiyatta olur mu olmaz mı tartışılır. Ama bence çok ama çok güzel bir ruj olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Makyaj zaten çok gösterişli. Ayrıyeten de böyle çok aşırı yoğun bir ürün değil. Kesinlikle kahve tonlarında çok hoş duran bir ruj. Buna da bakabilirsiniz. Essence'ın Color Boss isimli bu ruju. Bu ürünü şöyle. Ruju da bu şekilde. Bence şu an makyajımız da çok güzel oldu. Hem de makyajımızı biraz böyle daha gösterdiğini düşünüyorum. Sadece bu ruj böyle dudakları bir tık kurutuyor. Farmasinin bu yeni likit şeyleri çıktı biliyorsunuz. Dudak parlatıcıları. Bunlar renkli. Şimdi bunun bendeki rengi 01 numarasıymış. Çok az. Şöyle dudaklarımın kuruluğunu almasını istediğim için sadece iç kısmını uyguladım. Şu şekilde. Hem dudaklarımı kurutmayacak hem de böyle görmüş olduğunuz gibi bayağı kendini gösterebilecek bir ruj. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Bence uygun fiyatlı yapılabilecek, kullanılabilecek tüm ürünleri size kullandığımı düşünüyorum. Ne böyle çok abartılı ne de çok böyle soğuk bir makyaj oldu. Gayet sıcak ve güzel bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Şimdi ayna bu tarafta olduğu için sürekli aynaya bakarak konuşuyorum ama size bakarak konuşmam gerekiyor. Buna hala alışamadım. Yani kameraya bakarak konuşmaya gerçekten hala alışamadım. Son olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.